Evet, bugün mangalda kuzu kaburga yapacağız. Bakın şöyle bir adet kaburgam var. Bunu önce temizleyeceğiz. Ondan sonra da mangalımızı yakıp onu da pişireceğiz. Öncelikle yapmamız gereken birkaç püf noktası var bu işin. Bakın şöyle arkasını çevirdiğiniz zaman şurada bir zar var. Bu zarı şu şekilde bak elinizle girip ya da bir bıçak yardımıyla almanız gerekiyor. Şunu şu şekilde güzelce temizleyin. Çünkü bunu çiğnedikçe yutamayacaksınız ve ağzınızda böyle bir sertlik yapacaktır. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın zarı aldık. Tamamdır. Şimdi bakın şurada fazla yağlar varsa eğer yağı da çok sevmiyorsanız şu fazla yağları alabilirsiniz. Fakat ben almayacağım. Çok inceltmek istemiyorum. Sonra bakın şuradan şöyle bir gireyim. Tek tek açacağız. Şu şekilde. Evet bakın hepsini böldüm. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi normal böyle kuzu ciğer yaptığımız şişlere takabilirsiniz. Şöyle çöp şişlere de takabilirsiniz. Ben pratik olsun diye şöyle çöp şişlere olabildiğince kemiğe sıfır. Bakın şuradan kemiğe sıfır girip her çöp şişe 2 tane 3 tane yani siz nasıl arzu ederseniz ben şöyle 3 tane takacağım. Bir tane daha çöp şiş alalım. Bu da mangalda düz durmasını sağlayacak. İki çöp şişe taktığım için. Bunu da buradan şöyle tamamdır. Bakın şu bir porsiyon oldu mu? Hadi hemen devamında yapalım. Evet bu işlem de hazır. Eğer hemen pişirecekseniz yağlayıp tuzlayıp karabiberleyip mangala atabilirsiniz. Ben hemen pişirmeyeceğim için sadece tuz kullanmayacağım. Birazcık yağlıyorum şöyle. Taze biberiye ya da kekik varsa bunları da bu aşamada ilave edebilirsiniz. Biraz da karabiber çekiyorum şöyle. Ve şöyle her yerine bunu yayacağım şöyle yağı da karabiberi de. Şimdi ben bunu dolaba atıyorum. Birazcık bekleteceğim. Ondan sonra tam mangala atarken üzerine tuzlayıp mangala atacağım. Dediğim gibi hemen pişireceksiniz. Şu an biraz da tuz atın ve hemen mangala atabilirsiniz. Evet, mangalımızı yaktık. Biberlerimizi attık. Şöyle birer tane biber attım. Şöyle güzelce közleniyor biberlerimiz. Şöyle patates bahçesinde. Her şey güzel. Şimdi etlerimizi hemen tuzlayıp mangalla buluşturuyorum. Evet bakın. Önce şu üzerine atacağım. Şöyle bırakıyorum. Şöyle. Bu... Sen et olursun babacığım. Evet kızım. Evet şöyle bir tur çevirdik. İsterseniz bakın şu üstlerini bıçakla çizebilirsiniz. Ama zaten bu küçük kuzu yani çok böyle kalın bir et parçasına sahip değil. O yüzden hiç çizmeye gerek yok. Şöyle yanan çöp şişler oldu. Şöyle bir tane çıktı. Şimdi artık bunun iki tarafını da pişirdim. Pişirirken çok fazla yüksek ateş kullanmayın derim. Çünkü çok fazla o zaman yanacaktır altından böyle harlama olacaktır. Harlama da etlerinizi yakacaktır. Şu an gayet iyi piştiler. Üstündeki şu fazla siyahlar aldanmayın. Olabildiğince iyi pişsin. Çünkü bu et normalde sert bir ettir. O yüzden biraz iyi pişmesi iyi olur. Şimdi yavaş yavaş almaya başlayalım bakalım. Şöyle şu parçayı şöyle bakın. Hatta şöyle göstereyim ben size bakın. Evet bunu şurada tabağımıza koyalım. Evet Hüseyin Sarı tadına bak bakalım nasıl olmuş. Öncelikle söyleyeyim Hüseyin Sarı bu et biraz diğerlerine göre diğer yaptığımız etlere göre biraz serttir. Evet biraz zor koparabilmiş olabilirsin ama değişik bir lezzet bu da. Nasıl sence? Çok güzel olmuş. Beğendin mi gerçekten? Evet. Arkadaşlar siz de deneyin. Yani yapması kolay hem de piyasada bulabileceğiniz ucuz kuzu etlerinden bu et. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.